Merhaba. Çocuğunuzun sizinle birlikte kitap, dergi veya gazetelerdeki resimlere bakarak çok şey öğrenebileceğini biliyor muydunuz? İşte size rehberlik edecek 6 ipucu. Çocuğunuzun ilgisini izleyin. Çocuğunuz bir resme ilgi gösterdiğinde ilgisini çeken şey hakkında onunla konuşun. Canlı bir ses kullanın. Bu, çocuğunuzun dikkatini kitapta tutmaya yardımcı olacaktır. İşaret edin, isim verin ve tekrarlayın. Kitaptaki bir nesneyi veya kişiyi işaret etmek ve isim vermek çocuğunuzun yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olacaktır. Çocuklar tekrar yolda öğrendikleri için bu yeni kelimeyi kullanmak için başka fırsatlar arayacaklar. Destekleyici olun. Çocuğunuzun söylediklerine daim olumlu yanıt verin. Çocuğunuz kırmızı bir elmayı gösterir ve domates derse cesaret verici bir şey söyleyin. Örneğin, evet haklısın bu kırmızı. Bu bir elma. Bağlantı kurun. Kitaptaki şeyleri çocuğunuzun bildiği şeylerle ilişkilendirin. Kitapta biri el sallıyorsa siz ve çocuğunuz da aynı şeyi yapabilirsiniz. Duygular hakkında konuşun. Çocuğunuzun mutlu, üzgün, kızgın ve korkmuş gibi duygu sözcüklerinin anlamasına yardımcı olmak için kitapta onlardan faydalanın. Çocuğunuzun kendi duygularını anlamalarına ve sormalarına yardımcı olmak için yüzünüzü ve sesinizi kullanın. Ayrıca diğer insanların nasıl hissedebileceğinden bahsedebilirsiniz. Bak, gülümsüyor. Neden gülümsediğini düşünüyorsun. Bugün seni güldürdü. Unutmayın, çok küçük bebekler bile kitap paylaşmayı severler. Bu onların gelişimlerine ve öğrenmelerine yardımcı olur. Kitap ısırmaları sorun değil, sadece keşfediyorlar. Kitapları paylaşmak, çocuğunuzun daha iyi konuşmayı, düşünmeyi ve odaklanmayı öğrenmesine yardımcı olacaktır. Kitapları paylaşmak ayrıca diğer çocuklar ve yetişkinlerle daha iyi anlaşmalarına yardımcı olacak ve kendini duygularını anlamakla onları cesaretlendirecek.